B5 bloğun önündeyiz. B5 blok sitesi sakinlerinin 2 yıldır sürdüklerini iddia ettikleri bir sorun var. Bu sorun kanalizasyon sorunu olarak bize ifade edildi. Şu an B5 bloğun bazı sakinleri gördüğünüz gibi burada yanımızdalar. Aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle hep beraber buradalar. Bu sorunun ne olduğunu şimdi kendilerine bir soracağız. Bakalım sorun neymiş? Buradan da tabii kamuoyuna bunu aktaracağız. Buyurunuz, sizle başlayalım. Önce kendinizi tanıtın. Merhabalar, ben Muharrem Mertoğlu. Evet. Belenköy TOKİ B5 blok kat malikiyim. Evet. Biz burada yaklaşık 2 yıldan beri oturuyoruz. İkametgah ediyoruz. Burada bizim bir kanalizasyon sorunumuz var. Hani bu kanalizasyon sorununu dile getirmediğimiz kurum kalmadı. Belediyelere, ondan sonra gerekli ilgili amirlere, gerekli dilekçeleri, ıslak imzaları, bina sakinleri olarak komple toplayıp teslim ettik. Ama bunun akabinde hiçbir sorun alamıyoruz. Yani burada kanalizasyon olarak bizim arka tarafta bir kanalizasyon toplanma alanı var. 5-6 tane bloktan, sayısı belki daha fazla olabilir. Şu an net bir bilgim yok. Hani orada bir kanalizasyon toplanması oluyor. Diğer binaların bütün kanalizasyonu oraya birikiyor. Burada biriken lahımlar da aşağıdan patlak veriyor. Yani biz bunu 2 yıldır çekiyoruz. Burada aşırı derecede şiddetli bir koku var. İnsan sağlığını tehdit eden bir durum var. Yani çocuklar var burada gördüğünüz gibi. Çocuklar arka tarafta oyunlar oynuyorlar. Hani bu lahım ve kanalizasyon atıklarının içerisinde oyun oynuyorlar. Hani biz gördüğümüz zaman tedbir amaçlı onları oyun alanlarını terk etmesini sağlıyoruz, çabalıyoruz. Ama çocuklar yani ne de olsa kendilerini bu şekilde bir sağlık sıkıntısıyla karşılaştırmak istemiyoruz yani. Toplu olarak biz burada toplandık. B5 blok sakinleri olarak komple. Sözcü olarak ben de bu sorunları size dile getiriyorum. Hani bu konuda bir çözüm üretemediler. Başvurmadığımız kurum, başvurmadığımız yetkili merci kalmadı. Komple bina olarak dilekçe de topladık. Yani ıslak imza dilekçelerimizi de verdik. Tek tek herkes imzasını attı. Sorunlarımızı dile getirdik ama hiçbir şekilde çözüme kavuşturamadık yani. Bu yüzden siz değerli besin mensuplarından bu konuyla ilgili bizlere yardımcı olmasını talep ediyoruz. Hani burada bu sorunu yaşayan bir sürü abimiz var. Oturuyorlar hep beraber burada ailecek oturuyoruz. Yani bu gerçekten insan sağlığını tehlikeye sokan bir durum. Evlerimizin kapılarının içinden odalarımıza kadar bu yoğun koku sürekli geliyor. 2 yıldır buna bir çözüm bulamadılar. Yani sizden de ricamız, yetkililerden, Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vergil'den bu konuyla ilgili bize çözüm getirmesini talep ediyoruz. Yani biz burada aile olarak yaşıyoruz hep beraber, birlikte. Yani ama bu sorunlar bizi gerçekten dışarı çıkmaktan alıkoymaya başladı artık. Hani dışarı çıktığımız zaman bu sağlık sorunuyla, bu pis kokuyla gerçekten sağlığımızın tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Ya bu konuyla ilgili zaten konuşmak isteyen diğer komşularım da var. Onlardan ben yorumlarını alayım. Merhabalar, ismim Feyzullah. Muharrem arkadaşımızın dile getirdiği gibi 2 senedir burada çözümlenemeyen bir konu var. Şimdi konunun muhatabı olarak burada TOKİ yönetimi bir şeyler yaptı bizim şikayetlerimiz üzerine. Fakat bunlar geçici çözümler. Yani bu çözümlerin bizi rahat ettirmeyen bir çözüm. Neden derseniz 8-10 tane bloğun burada biriken kanalizasyonunun bizim binamızın içinde patlaması ve bu kokuyu 2 yıldır çektiğinizi düşünün. Yani herkes, her elin vicdanını kalbine koyan herkes, kendi çoluğunu çocuğunu, benim 3 yaşında çocuğum var, her gün pis koku içerisinde içeri giriyoruz. Burada belediye vidanjör gönderiyor, temizleniyor. Geçici çözüm, bir hafta geçmeden biz yine aynı kokuya maruz kalıyoruz. Yani bizim burada kurumlardan istediğimiz tek şey, yani burada bir kalıcı çözüme ulaşmamız. Yani yoksa bizim burada kurumlarla ya da başka birimlerle bir sorunumuz, problemimiz yok. Problemimiz sadece burada 36 tane daire var. Yaklaşık 100 tane insan yaşıyor. Buradaki sorunumuzun giderilmesi, hastalıkların baş göstermemesi. Neden derseniz bu kokudan, pislikten binada sağda solda fareler görmeye başladık. Bu yarın bir gün salgın hastalığı da tetikleyecek. Bebeği olan var, yaşlısı olan var. Yani bunu acil bir şekilde çözmemiz lazım. 2 yıldır bunu çekiyoruz. Sonuca kavuşturulması konusunda sizin de bir desteğiniz olursa seviniriz. Asansörümüz çalışmıyor. -2 katı su içinde. Duvarlarımız patlamış durumda. Söylememize rağmen ilgilenenler yok. Gereğini söylüyoruz yani. Emire Çolak, torunlarımı bekliyorum burada 3 aydan beri. Merdivenden torunlarımı korka korka çıkarıyorum. Koştura koştura, içimi dert yaptım bunu. Kokular ve içeriği su falan basıyor mu? Evet. Merdivenin içine koştuğu zaman peşinden koşamıyorum artık. Fadime Dereli. Evet. Ben şey hastasıyım, Habitçe hastasıyım. Evet, evimin kapısını açamıyorum kardeşim. Kokudan. Evimin kokudan.
Emin salındım o kadar giriyor ya koku. Açıyorum kapıyı, dışarı çıkamıyorum ya. Biz hiç dışarı çıkmayacağız mı? Hapis miyiz bu eve? Evet. Bir buçuk sene oldu ben bu eve alalı. Kokudan duramıyorum geldiğim bir günden beri. Hep at taşıyor taşıyor, yukarı geliyor kokusu. Bizim bu ev ne olacak böyle hali? Herkes başvuruyor, bir sonuç alamaya ya. Ne diyeceğiz? Tamam. Bunun bir çare bulun yani. Boru sistemiyle çözmeye çalışıyorlar ama. Evet. Kaç binanın gideri boru sistemiyle çözülmesi imkansız. Bir büz falan döşenmesi gerekiyor. Geçici olarak yapılıyor yapılanlar. Geçici olarak yapılması yani ne bileyim. Geçici olarak yapılmasını istemiyoruz. Kalıcı sorun çözüm istiyoruz. Aynen. Evet. Ablamızın da söylediği gibi, evet doğru aynen. Söylüyor ablamız. Yani buraya vidanjör gönderiyorlar. Vidanjör geliyor burayı açıyor. İki gün sonra arkasından yine aynısı oluyor. Yani vidanjör gönderiyorlar. Bir de vidanjör ücretini aidatlara yansıttılar. Bizim aidatlarımıza da yansıyor vidanjör ücreti. Yani biz 2 yıldır sürekli gece 12'de, bir 11.30'da doğru değil mi sayın komiser? 11.30'da, 2'de, 3'de vidanjör çalışıyor. Ona da katlanıyoruz. Hani en azından koku gitsin diye. Ama bu da kalıcı bir çözüm değil yani. Buradan 6-7 tane bloğun lağımı gideri tek bir binanın arkasına toplanmış. Bu da yeterli gelmediği için sürekli taşmalar meydana geliyor. Yani biz burada komple bina sakini olarak bu durumdan çok şikayetçi. Köklü ve kalıcı bir çözüm istiyoruz. Evet, biz yani kalıcı bir çözüm istiyoruz. Hani vidanjörle gelip geçici değil de kalıcı bir çözüm istiyoruz yetkililerden. Ya büst sistemi döşensin. Büst sistemiyle verilsin, demir çeliğe verilsin, başka yere verilsin. 6-7 tane aynen binanın ya. Gideri küçücük bir borudan gider mi? Akıl var, mantık var yani. Yöneticilerimizden rica ediyoruz yani lütfen bir çözüm bulsunlar. Herkes hasta. Enfeksiyon var apartmanda. Sürekli hastalanıyoruz. Fareler bastı. Evi böcekler ve fareler basıyor şeklinde ifadeler. Evet, lağım kokusundan kaynaklı artık evlerimizi, ondan sonra apartmanlarımızın içlerini, hamam böcekleri olsun, haşereler olsun sürekli basıyor. Ben artık böcek öldürmekten bir hal oldum yani. Ki evimin içine kadar kapım kapalıyken koku giriyor, ben rahatsız oluyorum ve evime ben yaklaşık bir senedir misafir çağıramıyorum. Ha, utanıyorum artık çağırmak. Ya yönetim el atmaya çalışıyor, vidanjör geliyor, bakıyor, gidiyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Yani yönetime bunu bir söylemekten de artık bir hal olduk. Dilekçe topluyoruz. Hani yetkili kişilere de kadar ulaştık mesela. Onlara ıslak imzalı dilekçeler de verdik. Hiçbir şekilde bir dönüş sağlanmadı. Yani biz artık bu soruna kesinlikle bir yani kalıcı bir çözüm istiyoruz yani hani. Buranın kapağı açık. Hiçbir güvenlik var. Yok. 380 derece var. Elektrik var burada. Hiçbir önlem yok. Kilit yok bu şekilde. Çocuklarımız her gün parkta oynuyorlar. Her gün gözümüz arkada, camdayız yani. Çocukları salıp rahat rahat oynayamıyorlar buralarda. Bu kuyu aynı şekilde 2,5 aydır bu şekilde. Bir etrafında güvenlik yok. Açık. Çocuklarımız etrafında oynuyor. Birkaç kez uyardık. Düşmemeleri için önledik. Ama gece gündüz korku içerisindeyiz. Burada aynı şekilde. Aynı şekilde burayı da açtılar. Buradan boru patladı. Mikrofonu lütfen. Mikrofonu. Buradan bir boru patladı. Bir sesle herkes korktu zaten. Bu duvar boydan boya lağım, kanalizasyon suyu oldu. Çocuklar bu şekilde bu çevrede oynuyorlardı ve çok fazla üzerlerine falan da geldi. Yani tamamen hastalık, farelerle biz burada yaşam savaşı vermeye çalışıyoruz. Bizim evimiz şurası hemen, bu daire. Eksi birde oturuyoruz biz. -2'yi su bastığı zaman -1'de mutfaktan giderlerimizden su geri geliyor. Biz Ankara'ya gittiğimiz zaman, gidip geldiğimiz zaman evimizi kaç kere su bastığını gördük. Yani bir ayda, geçen ay 5 kere benim evimi su bastı, mutfaktan su geri tepti. Halılarım suyun içinde yüzüyor. Halılarım çürüyor. Yani bu şekilde biz eve gelmesek tamamen evimizi de su basacak. Bizim zararımızı kim karşılayacak? Burayı yapmayan insanlar bizim zararımızı mı karşılayacak? Daha sonra bizim oturma odamızda yani salonumuzda pervazların arasında fareler dolaşıyor. Fare pastası koyduk. Bir sürü uğraş verdik ama fareler gitmiyor. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle biz buradan olduğunu düşünüyoruz. Yerinde saptayamadık zaten. Fareler apartmanın içinde geziyor. 2 gün önce ben -2'den -1'e farelerin çıktığını gördüm. Eşim de bilakis aynı şekilde gördü. Zaten kokudan durulmuyor. Özel günlerde, bayramlarda misafirlerimiz geliyor. Biz rezil oluyoruz misafirlerimize. Yani hastalıkla, pislikle biz mücadele ediyoruz. 2-3 senedir bu şekilde sıkıntımız. Biz bütün her yere şikayet ettik. Belediyeye şikayet ettik. TOKİ yönetime şikayet ettik. TOKİ Genel Müdürlüğü'ne yazdık. TOKİ Genel Müdürlüğü, biz buranın müdürlüğüyle anlaşamadığımız halde, yönetimle sıkıntı olduğu halde, ilgilenmediği halde tekrar geri ona gönderiyor. CİMER'e gönderiyoruz, belediyeye gönderiyor. Yani biz çok mağdur durumdayız. Çok fazla şikayetimiz var. Evimizi satmak istiyoruz artık. O dereceye geldik. Binayı satacağız komple. Binayı satmamız gerekiyor. Bana yapacağız. Evet. Belki o zaman duyulur. Yani satılık bina yazmış. Olarak ben de evi satmayı düşünüyorum. Çünkü 2 senedir bir lağım sorunu çözemedik kokudan. 2 senedir bir lağım sorunu çözemedik kokudan mahvoluyoruz. Hasta olan var, çocuğu olan var. Gerçekten mağduruz yani. Binayı komple satacağız mı diyorsunuz? Yani gerekirse satmayı düşünüyoruz yani.
kafaya da koyduk yani bu yapılmazsa sat. Yani benim gibi çok kişi var burada. Çünkü çekilecek bir kokusu yok buranın. Sağlığımız tehlikede. Her şeyimiz tehlikede bizim burada. Teşekkürler. Ama şansımız kalmadı. Yani ben B5'te oturuyorum. İbrahim Gül ismim. Öncelikle Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız yani özellikle rica ediyoruz. Yani çocuklarımız burada oynuyor, içine düşebilir. Abilerin dedikleri gibi fareler artık atmaya başladı. Ben -1'de oturuyordum. Yani almak gerekiyorsa bir an evvel alınmalı diyorsun. Aynen. Bastığından, lağım bastığından dolayı sürekli temizlenmesini istedik. Bizi haftada bir temizlenecek dediler. Ama bu lağım basan apartmanı haftada iki kere temizliyorlar. Bizim çocuklarımız her yerde oynuyor. Hepimizde sağlık sorunu var. Şu an bende enfeksiyon var. Çocuğumda enfeksiyon var. Eşimde var. Bir sürü kişide enfeksiyon var. Biz kendi çabalarımızla çamaşır suyu alıp yine temizledik dün. Ama bu şekilde yani artık çare bulunmasını istiyoruz. Çok mağduruz.